Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine kolay bir tatlı tarifi vereceğim. Çok az malzeme ile kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz pasta görüntüsünde bir tatlı. Hemen yapımına geçiyorum şimdi. Tencereye 5 su bardağı yani 1 litre sütü alıyorum. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şekeri de ilave ederek ocağa alıyorum. Koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişireceğim. Kullandığım bardak ölçüsü de klasik su bardağı ölçüsünde 200 ml. Evet, karıştırmayı bırakmadan koyulaşıncaya kadar pişirdim. Ocağın altını kapattım. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağını ve vanilyayı ekleyerek karıştıracağım. Ben şekersiz vanilya kullanacağım. Yoğun olduğu için çay kaşığının ucuyla ekleyeceğim. Siz 1 paket şekerli vanilya kullanacaksınız. Kullandığım malzemeleri açıklama bölümüne ekleyeceğim miktarları ile birlikte. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Böyle küçük bir kare borcam tepsi kullanacağım. Yuvarlak tepsi de kullanabilirsiniz. Tepsiden kolayca çıkabilmesi için içine bir miktar su aldım öncelikle. Su kalmayacak. Suyun tamamını dökeceğiz. Sadece içinde su dolaşmış olacak. Yani ıslatmış olacak. Şimdi sıcak olan tatlıyı tepsiye döküyorum. Yani yarısını döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Şimdi üzerine kakaolu bisküvi yerleştireceğim. Sade bisküvi de kullanabilirsiniz. Bebe bisküvisi de kullanabilirsiniz. Ya da kedi dili bisküvi de kullanabilirsiniz ıslatarak. Ya da irmikli tatlının hepsini dökerek sade bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kalan tatlıyı bisküvilerin üzerine döküyorum. Yine eşit bir şekilde yayıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra tamamen soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada üzerine dökeceğim çikolatalı ganajını hazırlayacağım. Bir paket yani 200 ml süt kremasını ocağa alıp ısıttım. Kaynatmadım. Sadece çikolataları eritecek kadar ısınması yeterli. Şimdi bir paket sütlü çikolatayı ekleyerek çikolatalar erinceye kadar karıştırıyorum. Çikolata sosunu böyle yapmak istemezseniz bir paket hazır çikolata sosunu üzerinde yazan süt miktarı ile pişirerek tatlının üzerine dökebilirsiniz.
Şimdi hazırladığım çikolatalı ganajı irmik tatlısının üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yaymıyorum. O kendi yayılıyor zaten sıvı halde. Tatlıyı bu şekilde buzdolabına kaldıracağım ve en az 4 saat bekleteceğim. Bir gece bekletseniz de olur. Daha sonra dilimleyerek servis edeceğim. Kesmeseydim iyiydi tabii. Buzdolabından çıkardım. Dilimliyorum şimdi. Her kestiğim kısımdan sonra bıçağı havlu kağıt yardımıyla temizliyorum. Nefis tatlım hazır. Dilimlerin üzerine karamelize fındık döktüm ben. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Meyve dilimleri de yerleştirebilirsiniz. Sütlü tatlı ve çikolatalı tatlıyı bir arada sevenler için gerçekten harika bir tatlı. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz, benimle bu tatlı videosunda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Butonun yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tatlı tarifini görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.